Oh be! Yolladın kaynananı, oh be dersin tabii değil mi? Of be dedim. Niye oh be diyeyim, of be? Hem biz niye yollayalım? Koskoca kadın kendi karar verdi gitti. Teyzemin rahatsızlandığını öğrenince Eskişehir'de fırladı gitti. Kesin o bebekle ilgili bir şeyler çeviriyorsunuz. Uzaklaştırdınız Meliha'yı değil mi? Hafize teyze, duymuyor musun? Teyzesi hastalandı dedik, ne bebeği? Hastalandıysa Meliha yani. Doktor mu Meliha? Allah Allah, duymuyorsun herhalde. Teyzem diyorum, kardeşi hastalandı. Merak etti kadın. Kız, sen de oradan bir şeyler söylesene. Tek başıma savaş veriyorum burada. Anneciğim, çok güzel bir konu. Sen de harika parmak bastın olaylara da böyle benim bir içim sıkıldı yani. Böyle bir gıybet falan görmüyor gözüm yani. Durun, kaçmayın, kaçmayın. Bulacağım neler çevirdiğinizi. Vallahi bu Hafize teyze dedektif gibi kadın. Kesin anladı bebekle ilgili bir şey olduğunu. Yok, bir şey anladığı yok. Bence ağzımızı yokluyor. Ama ikimiz de sıkı durduk. Sıkı durduk da bu yetkililer geldiğinde burada olmamalılar. Sen merak etme Necip. Ben teyzemle anlaşıp annemi gönderdim. Hiç bunları karıştırır mıyım? Ay sabahtan beri kapının oradayım Necip, bir türlü evden çıkmadı ya. Hayır, taksici dediğin de gece gündüz çalışır yani değil mi canım? Gelip kovsaydın Meral'cim. Ay olur mu öyle şey ya, ben adamın evinden nasıl gidip kovayım yani? Siz bu annemin gidişine taktınız değil mi? İlla ki altında bir şey arayacaksınız. Vallahi o değil ya. Biz zaten hem olayı çözdük, siz inkar ettiniz o bebekle ilgili. Yok canım, bitti o iş. Benim derdim daha başka. Yani vallahi böyle dedikodu medikodu gözüm görmüyor. Şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Ya benim sana çok mühim bir işim düştü Havva. Bu gece benim için uyusana. Yok, ben bıraktım o işleri biliyorsun. Ya biliyorum ya, bilmez miyim ama işte çok mühim olmasa benim için ben gelir miyim, kapına dayanır mıyım ya, seni hiç üzer miyim? Ya en son Hidoş'un kızına baktım biliyorsun. Ne oldu sonra? Boşandılar. Ama şimdi sen de elçisin tabii bir yerde değil mi yani? Adam aldatmışsa senin suçun ne? Sen rüyanda gördün, doğru da çıktı. Onlar da gidip bastılar. Yani sen ne yapabilirdin ki? Seninki ne? Anlatacağım ama bak anneme bir şey söylersen ben de gidip bir bir burada olanları Meliha ablayı öterim ona göre. Pazarlık yok. Yemin ver. Ya Meral, ben sen miyim? Söylemeyeceğim dediysen bitti. Hem anlatmazsan rüyaya nasıl yatacağım? Ha, yatacaksın yani. Ya bakacağız. Benim bir görüştüğüm var. Aa, ya sen 24 saatin 18 saatini ananın dizinin dibinde geçiriyorsun. Ne yapıyorsun Meral? Geceleri mi kaçıyorsun? Aa, olur mu öyle şey canım? Yani tabii yani arada bir buluşuyoruz da daha çok böyle şey internetten, telefondan falan. İşte esi diyorum ki acaba tam olarak ilişki diyorum, ciddi mi bakıyor diyorum yoksa bir magazinsel aşk olayı falan üzerinden mi gidiyor diyorum. Çünkü biz çok iyi görüşüyorduk. Yani çok iyi görüşüyorduk da sonra biraz ağız değiştirdi. Biz ayrıldık galiba sanki. Ya o yüzden ne olur bir rüyaya yat benim için ya. Derdim çok büyük ya. Ben şimdi başka kime gideyim ya? Ne olur ya. Bakacağız bakalım. Yani olursa. Ay! Ay! Necip'in takımının pantolonu mu bu?
Ay yazıklar olsun, bari onu bilme Meral. Ay bunu bilmeyecek ne var ay? Zaten bir tane takımı var, onu da her bayramda, düğünde bunu giyiyor zaten döndürüp döndürüp. De, bayram geçti. Sen bunu niçin dikip içiyorsun şimdi? Dedikodu olunca iyice kafan gidiyor değil mi Meral? Sen Necip'in pantolonu için mi buradasın? Ay görmedim deme ne olur. Böyle esmer, kavruk bir adam. Ay! Ay! Ay vallahi görmüşsün. Şey, bıyığı döşü falan nasıl? Allah Allah, adamı çıplak görmedim herhalde. Nereden bileyim ben döşünü? Zaten orasını görme canım. Böyle gür gür bıyıkları var. Ay, öyle değil mi? Var. Görmüşsün. Sen resmen Zübeyir tarif ediyorsun. Yani adı yazmıyordu. Ama böyle yüreği temiz, mert, yiğit bir delikanlı. Ben bir yerde gördüm sanki bu adamı. Yok canım, şey mahalleden değil. Mahalleden değil. Ama bir tanıdık geliyor. Yok canım, nereden çıkaracaksın? Şey diyordun, yiğit diyordun, böyle delikanlı diyordun, mert diyordun, kavruk diyordun. Öyle vallahi. Sizi bir de yan yana gördüm biliyor musun? Ya. Yani böyle yanı başındaydın, uzaklaşmıyordun. Meral, bu adamın gözü de gönlü de sende. Gerçek mi diyorsun? Dur hemen sevinme. Bunun yanında biri var, akıl veren. Böyle lafından sözünden hiç çıkmadığı, hep hesap verdiği. Yani o aradığı zaman gözü hiçbir şey görmüyor, böyle koşturup gidiyor. Ziya, sen böyle evlilik gibi bir şeyden bahsediyorsun. Evli mi bu acaba ya? Ya çok şey yapamadım, yani rüyanın o kısmını hatırlamıyorum. Kadın mı yanındaki? Ne olur doğruyu söyle, benden saklama. Allah Allah, bu kadar gördüm diyorum. Yetmedi mi şimdi sana? Yetti canım, yetti de. Ben anladım zaten anlayacağını. Ne anladın Allah aşkına? Başkasının da pili hareket eden adamda eve erkek olmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.